Şimdi Vatikan Müzesi'nin artık içine girdik. Burası başlangıç kısmı. Bu da böyle ikonalar var genel itibariyle. Erken döneme ait zannediyorum. Ortodoksluğun zaten şeyidir. Ortodoksluğu Katolikliği ayıran bir yerden sonraki araç mı diyeyim ne diyeyim. Yani biri heykele yönelmiş, biri ikonaya yönelmiş. Bu tabii işin başlangıcı. Şimdi şurada açıklamaları yazıyor. Tarihleri yazıyor mu? İşte 1300'ler, 1400'ler. Zannedersem bu tarihlerde de zaten 1500'lere doğru şey ayrılıyor. 1400'ler, 1500'lerde Ortodokslukla Katoliklik ayrılıyor zannediyorum. İki tarafta birbirine aforoz ediyor. Bir tartışma yaşanıyor. Allah konu ne? Bundan da çok haberim yok. Herhalde kim kime bağlı kalacak, kim kime itaat edecek muhabbeti. Hala parayı kim kazanacak muhabbeti. Burada 1406-1481. Neyse bir çekim yapmak yasak olabilir. Bundan çok da şey yapmayalım. Bundan yazabiliyor. Sen Nuh'un gemisi tasvir edilmiş. Şimdi böyle bakalım şeyleri gezeceğiz. Leonardo'nun sergisi varmış ücretsiz. Onu gezeceğiz. Onu bulmam lazım. Asıl önemli olanlar benim için bunlar. Rönesans dönemi. Rönesans dönemine kadar böyle gidiyor. İsa zaten işte Arap olarak başladığı yolculuğunu sarışın mavi gözü tamamlıyor tablolarda. Şey gibi ben çocukken sarışınmışım yalanı gibi. İnsansa çıplaklık çocuklardan başlıyor. Çocuklar melek olduğu için. Ondan sonra yavaş yavaş bu iş yükselerek gidecek. Normalde kadın çizmesi yasakken bir anda kadın çizimleri geliyor. Sonra bakın melekler bir anda çocuklardan kadınlara geçiyor. Bizim Tanrı yukarıda gördüğünüz sakallı dayı. Ana Tanrı, Zeus yani. Oradan böyle Zeus devşirmesi diyelim. Oradan yavaş yavaş böyle gelecek. Eserler çok güzel. Daha gerçekçi insan figürleri gelecek. Kendilerini çizmeye başlayacaklar bir yerden sonra. Sadece başta İsa'yı çiziyorken iş biraz yavaş yavaş değişilecek. Ressamlar kendilerini resimlere yerleştirmeye başlayacaklar. Kendi yaptıkları. Ana karakterlere kendi hatlarını verecekler. Bu da böyle küçük şeydeki sanattaki yaramazlıklar olarak hoş görülecek. Bunu zannedersem en başarılarından bir tanesi Leonardo Vinci. Çok sevildiği için Medici'ler tarafından bayağı şey kralın prensi işte mesela arkadaşı konumunda ses çıkarmayacaklar sonra gelenek haline gelecek. Ondan sonra gittikçe çıplaklık, gittikçe işte ne bileyim antik Yunan'a dönüş. Bütün heykellerde, bütün resimlerde hepsini göreceğiz. Burada da işte müzesinde hatırlarsanız onu o videoyu izlediyseniz, izlemediyseniz izleyin. O videoda çekmiştim. İsa'nın dönüşümü. Ve sanatın dönüşümü İsa ile beraber. Başta sadece İsa çiziyorlar. İsa ile Meryem. Sonra diyorlar ki dur şeyleri de çizelim. Günah çünkü yani başka bir şey çizmek. Ondan sonra diyorlar ki bakın burada sakalsız bir İsa mesela.
Botticelli'ymiş. Oh. Elinizi buradan nereye atsanız ne çıkar. Bartolomeo da Thomas sonumu da. Mesela İsa gördüğümüz gibi burada Arap. Orta Doğu'da yani. Esmer tenli. Kahverengi gözlü. Siyah saçlı. İşte burada kumral yapmışlar mesela. Bu yavaş 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 dönüyor. Sürekli dönüyor. 296 tarihli olması gerek. 296 muhtemelen müze numarası. Ondan sonra ne olacak? Yavaş yavaş işte kralları çizmeye başlayacaklar. Üç kral efsanesini çizmeye başlayacaklar. Yavaş yavaş havarileri çizmeye başlayacaklar. Ondan sonra krallar kendi portrelerini yaptırmaya başlayacak. Böyle bayağı bildiğiniz Photoshop gibi İsa'nın yanına yerleştirecekler. Gizliden gizliye. Ressamlara ömür verecekler. Diyecekler ki bu adamın benim suretini çiz. Ve ondan büyük bir şey haz alacaklar. Ondan sonra İsa böyle tapınma malzemesi haline gelecek. Peygamberlikten çıkıyor. Zaten kendileri karar veriyorlar Tanrı'nın peygamber olduğuna. Tanrı'nın karar kılıyorlar İznik Konseyi'nde. Ondan sonra Carlo Crivelli'nin eseriymiş bu. Bakın burada bir İsa kızıl saçlı mesela. Kızıl saçlı, seyrek kızıl sakallı. Bayağı İrlandalı bir dayı. Acıma, Rıpiti. Tablonun da işte Meryem var. Bakın Meryem nasıl örtülmüş. Aynı Trabzonlu annelerimiz gibi değil mi? Aynısı. Burada bambaşka bir İsa ile karşılaşıyoruz. Bambaşka suretler var. Bakın yukarıda havariler varken aşağıda artık prensler var. İşte o dönemin papası var. Antonio Vivarini yapmış bu eseri de. Kabartmalar, oymalar var. 1464 evet tarihli eser. Adam ne güzel yapmış. Bundan 600 sene önce. 550-600 sene önce. Burada yine havariler var. Burada olayları anlatıyorlar. Eserlerin en yenisi böyle 500 senelik falan. 1300-1400 1500'e gelemedik. Adamlar muhtemelen geleceğiz. Burada var bir şeyler. Şimdi bakalım artık önemli olanları çizeceğim. Şey yapacağım. Nakledeceğim. Çünkü çok fazla hafızam yok. Şimdi burada kapatıyorum.